Fransa'da ortaya çıkan ÖAP tekniğini anlamak için kavramı iyi anlamak önemli. Öncelikle bu kavram odun, yani ağaçlarla ilgilidir. Daha spesifik olarak bu kavram öğütülmüş ağaç ya da bir sene önce filizlenmiş genç ağaç dalları ile ilgilidir. Bu ağaç dalları ağacın en zengin kısmıdır. Ağaç gövdesi ya da daha yaşlı dallardan 10 kat daha zengindir. ÖAP aynı zamanda hazır ürünlerin ufalanmasına benzer. Genç dalları iri parçacıklar halinde kestiğimiz zaman daha fazla mantarın gelişmesine katkıda bulunduğumuzu fark ettik. Ağacı öğütmek, mantarların ÖAP'ta daha rahat gelişmesine yol açar. Bir dal alıp yere sapladığımızda, mantarın girebileceği tek yer dalın kesildiği uç nokta olur. Çünkü mantarlar dalın kabuk kısmından giriş yapamazlar. ÖAP tekniğini sadece sonbaharın sonunda, kış başlangıcında veya kış mevsiminde kullanıyoruz. ÖAP'ın toprak açısından ilk avantajı, ÖAP katmanını toprağın üstüne bir örtü görevi görecek şekilde yerleştiriyor olmamız. Bu da mantarın gelişimini arttıran bir durum. Jilles Lemieux'un dediği gibi, aslında orman toprağını ağaçlar olmadan kopyalayıp tarım toprağına yapıştırıyoruz. ÖAP katmanı, hayvanlarla bitkilerin toprak içinde gelişmesini sağlar, bu sayede de onları özellikle dondan korur. Mantar, toprak içinde -7 dereceye kadar gelişimini sürdürebilir. İşte bu yüzden ÖAP, yavaş bir şekilde gelişse de kışın uygulanır. Elinize ince bir dal aldığınızda oldukça esnek olduğunu fark edersiniz. Bir daire oluştursanız bile kırılmaz. Ama baş parmak genişliğinde bir dal alırsak çok çabuk kırılır. Dalın kırılma noktası, ağacın bütün kısımlarında bulunan, odun özü olarak adlandırılan lignin moleküllerinden kaynaklanır. Küçük dallardaysa bu moleküller tam olarak oluşmamıştır. Odun özünün ince ve küçük dallarda yeni oluşuyor olması, mantarın gelişimi için oldukça uygun bir ortam olduğunu gösterir. Mantar, lignin moleküllerini yok etmeye başlayacak ve daha sonra yetişecek bitkiler için bu moleküllerin daha kolay sindirilebilir olmasını sağlayacaktır. Mantar lignini çözümlenebilir ya da az polimerleşmiş halde bulunursa, lignin, daha fazla ligninin yok edilmesini sağlayan enzimler salgılar. Mantarın salgıladığı enzimler, hem süpervitaminler gibi biyotik, hem de ilaçlar ya da antibiyotikler gibi biyotik olmayan elementler içerir. Biotiques, donc des supervitamines, mais aussi des éléments abiotiques, c'est-à-dire mantarların salgıladığı bu elementler genelde humusla özdeşleştirilir. Bunlar bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı savunma mekanizmalarını güçlendirir. Les éléments biotiques et abiotiques sécrétés par les enzymes des champignons qui mangent s'associent à l'humus qui va permettre à la plante d'avoir accès directement à l'armoire à pharmacie qui va lui permettre de répondre à une attaque fongique, une attaque d'insectes ou à une attaque parasitaire. Çiftçiler, bahçıvanlar ve bitki üreticileri için ÖAP'ın birçok avantajı var. Afrika'daki Sahra çölünde gözlemlediğimiz net kar, suyun %50'sinin tasarruf edilmesiydi. Fransa'daki bir çiftlikte de normalden %80 daha az suya ihtiyaç olduğunu gördük. ÖAP'ı kullanmak, bitki üreticisinin daha bağımsız olmasına ve yağışlarla toprakta biriken suyun daha etkili kullanılmasına katkı sağlar. Kanada'daki Laval Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalar ve deneylere göre, ÖAP kullanımında verimlilik en az %50 ila %60 civarı artıyor. Par l'intermédiaire de l'université Laval, on est à minimum 150%, voire 160% de production, de productivité en plus. Mesela 2006'da ÖAP kullanılarak yaklaşık 3,5 metre boyunda kabak ekilmiş ve sonunda her biri 20-25 santimetre boyutunda 160 kilogram kabak elde edilmiştir. J'ai attendu que ça pousse parce que j'ai même pas arrosé parce que le sol était suffisamment humide. Et lorsque la récolte a commencé, j'ai ramassé sur les 12 pieds de courgettes 160 kilos de courgettes. Des courgettes qui faisaient, puisque je livrais un restaurant à cette époque-là, qui faisaient entre 20 Tarımda her yıl kompost kullanmak durumundayız. Semi-direct, uniquement la cueillette à faire. Ama ÖAP yaklaşımı sayesinde toprağa ek ÖAP eklemeden 4-5 sene geçirmek mümkün. Bahçenizde 3-4 santimetre kalınlığında ÖAP kullanarak 1 metreye 1 metrekarelik bir alan oluşturmayı deneyin. Bu şekilde bu işin nasıl yürüdüğünü kendiniz göreceksiniz. Küçük bir bahçede bile gıdadaki bağımsızlığı fark edersiniz. Pierre Rabbi bu noktada benzer bir şey söylemiştir. Bağımsız bir bahçe için minimum alan. ÖAP'ı yaşadığınız şehirden almak istiyorsanız, belediyenin teknik hizmetlerine çevredeki ağaçları budadıktan sonra budama artıklarını ne yaptıklarını sorun. ÖAP, dünyanın bazı en büyük şehirlerinde bile kullanılmaktadır. Bazı durumlarda belediye bunları doğrudan evinize bile teslim etmeyi teklif ediyor. C'est-à-dire que si vous avez un jardin de 100 mètres carrés, il faut 100 metrekare kadar bir bahçeniz varsa 3 metreküp ÖAP kaplama için yeterli olacaktır. Des fois la campagne, on n'arrive pas dans un village, on n'arrive pas à trouver des branches, on n'a pas en tout cas le jardin qui permet de faire du BRF. Vous passez une petite annonce dans le journal municipal et j'ai un copain qui est à côté. Ağaç dallarını toprağa geri kazandırmak en iyisidir. Sonuçta topraktan geliyorlar. Personne n'avait compris que les branches, on ne les laisse pas pourrir dans un coin. Au contraire, on les redonne au sol parce que c'est du sol qu'elles reviennent.